adeta yaşlandım diyor, yaşlandığını hissettim. O ayette bu şudur. فَاسْتَغِيْنْ كَمَا اُمِرْتِ Emrolunduğun gibi dosdoğru ol Habibi. Beni diyor Hud suresi yaşlandırdı. Peygamberimiz doğru bir insan olmasına rağmen böyle bir ayetin inişi neydi acaba? Çok önemli, dikkatimizi çekiyor. Müslüman dosdoğru olacak, dürüst olacak. Bakınız yine bir hadis-i şeriflerde Efendimiz Allah'a iman ettiğimde sonra da dosdoğru ol diyor. Müslümanlar olarak en çok zaaflarımızdan birisi budur. Namazı kılıyoruz, zekatımızı veriyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz. Allah kabul eylesin hepsini. Her şeyi yapıyoruz ama İslam dünyası, Müslümanlar acaba ne kadar doğruyuz, ne kadar dürüst davranıyoruz ticari ilişkilerimizde, birbirimize davranışlarda. Bunu tekrar gözden geçirmemiz lazım. İkinci bölümde de müminlerin dünyada iman etmiş ve ameli salih yapmış müminlerin orada cennete gireceğinden bahsediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Yani takva sahibi olanlar, Allah'tan sakınan, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getiren müminler orada cennete girecekler. Cennetle karşılaşacaklar. Ama dünyada iman etmiş, ameli salih işlemiş. Yani dinin direği namazı kılmış, zekatını, haccını, orucunu tutmuş, güler yüzü davranmış, hayır hasenat sahibi, kötü alışkanlıklardan kendisini uzak tutmuş, son derece iyi Müslüman olmuş kimsenin karşılığı cennettir diyor. Cennete girecek ve orada kapılar açılacak. وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Bize selam veren melekleri bulacağız oradan inşallah. Buyurun gelin denilecek müminlere. Ama kafirlere orada merhamet edilmeyecek iman etmedikleri için. Ama biz dünyada her zorluğa, her sıkıntıya rağmen iman ettiğimiz için Cenab-ı Hak öteki dünyada bize cenneti layık görecek ve biz de inşallah hep beraber şu topluluk, şu salonu dolduran topluluk orada birlikte Rabbimizin rızasına eren cennetine dahil olan kullarına eylesin. Şimdi de programımızın son tilavetini yapacak olan Bünyamin Topçuoğlu kardeşimize sözü vermeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Kur'an tilaveti bittikten sonra sizi şöyle bir İstanbul'a götürmeyi istedik arkadaşlarımıza. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Belçika'ya ne götürebiliriz? İstanbul'dan bir hediye ile geldik. O da şöyle arkadaşlarımız size İstanbul ezanlarından sunacaklar inşallah. Çifte ezan okuyacaklar arkadaşlarımız. Hocalarımız size şöyle kısa, şöyle 5 dakika, 10 dakika bir İstanbul'a götürüp getirecekler. Her ne kadar cisimleriniz Belçika'da da olsa bir İstanbul turu atıp getirecekler size inşallah. Şimdi son tilaveti yapmak üzere mikrofonu Bünyamin Topçuoğlu, İSTO Camii İmam Hatibi, kendisi 2009 Dünya Güzel Okuma Yarışması birincisi. Allah nazardan saklasın. Burada okuyan bütün kardeşlerimiz birbirinden değerli. Ayrıca şunu da ifade etmemde fayda mülahaza ediyorum. Bu sofrada bulunan, şurada hazirun olan bütün arkadaşlarımız bize dahil Kur'an hizmetinin bir kenarından tuttuk. İstanbul'da hocamız Fatih Çolak hocamız var. Belki tanırsınız, televizyonlardan mukabelelerini dinlemişsinizdir. Hocamıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, Allah kendisine razı olsun, bizleri yetiştirdi. Şimdi bizler de sizlere gelip böyle hizmet etmeye çalışıyoruz.
yaklaşık hafta sonu 250 tane öğrenci okutuyoruz. Bunların bir kısmı din görevlisi, bir kısmı İlahiyat Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, bir kısmı İmam Hatip Lisesi'nde okuyan, serbest meslekten Kur'an öğrenmek isteyen talebelerimiz oluyor. Hocamızın riyasetinde böyle bir Kur'an hizmetine elimizden geldiğince bütün arkadaşlar olarak bize katkı yapmaya devam ediyoruz. Allah Kur'an hizmetinde bizleri daim eylesin. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Şimdi mikrofonu Bünyamin kardeşime veriyorum. Buyurun.